Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Bizim hikaye Sen Çal Kapımı Elif gibi popüler dizilerde rol alan Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Güzel oyuncu şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu. Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada Elmalı davası etiketiyle büyük tepki gösterdi olaya sanat camiasından da birçok isim kendi yaşadıkları olayları ifşa etmesiyle destek verdi. Bizim hikaye Sen çal kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinde tekrar ekranlarda olan oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji kumak olduğu bildirilen Döngel bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı. Melisa Döngel bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini söylemişti ve şunları söylemişti. Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim. İstediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara aynı olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum dedi. Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel'in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisini açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Özbaba Melisa Döngel'in kötü bir hayat olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesi, kendisi cezaevinde olduğu için Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti. Döngelin Rusya'da yaşayan annesinin de bakamıyorum diyerek kızını Döngelin yanına gönderdiği ortaya çıktı. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.